Arkadaşlar merhaba. Gelecek postasına hoş geldiniz. İkizler Burcu 2019 Ocak ayı tarot ve kahve falıyla karşınızdayız. Her zamanki gibi biraz kartlarımı karmam gerekiyor. Şunu belirteyim. Her burçta olduğu gibi İkizler Burcu içinde öncelikle 7 adet kart seçeceğim. Bu kartların sırası önemli. Daha önce de vurguladığım gibi hep aynı sırayla açıyorum fark ettiyseniz. Ve 4. kartımız falımızın ana kartı. Evet. Evet, İkizler Burcu biraz bu ay kadere bırakmalı bazı şeyleri. Daha ciddi ilişkiler, daha ciddi işler, daha ciddi problemlerle uğraşacaklar. Birazcık hani kadere inanmak zorundayız. Hani kaderin ay sonuna doğru bize getirdikleri bu mali bir bütçe olabilir. Yine bir hastalık durumu söz konusu olabilir. İlişkide dalgalanmalar olabilir. Ay sonuna doğru biraz bir şey olacak. Dalgalanma olacak İkizler Burcu'nda. Buna dikkat diyelim. Başarmak sizin elinizde. Birçok şeyi atlatmışsınız. Sağlık problemleri geride kalmış. Çok güzel günlere, çok güzel şeylere yol açıyorsunuz. Hani düşündüğünüz konularda biraz daha yapıcı ve sorumluluk sahibi olacaksınız bu ay. Bu ay başarı size yavaş yavaş geliyor. İlişkide biraz paylaşımcı olabilirsiniz. Hani kazanma arzunuz, kendi gücünüz çok ön planda. İlişkide biraz daha paylaşımcı olmanız sizin açınızdan faydalı olacaktır. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu mükemmel yapınız bu ay size biraz zarar verebilir. Mükemmeliyetçilikten biraz uzaklaşmanız gerekecek. Evlilik anlamında, ilişki anlamında çok güzel şeyler olabilir fakat partnerinize biraz daha şans vermeniz, güvenmeniz gerekiyor. Eğer yalnızsa bu ay ikizlerde güzel bir birliktelik olabilir. Gerçekten çok güçlü bir, çok zeki, çok güçlü, çok çalışkan kişilersiniz. Bu gücünüz bazı insanlara hani korku verdiği gibi bazı insanlara da rahatsızlık verebilir. Birazcık kendinizi geri plana almanız gerekiyor. Şöyle bir şey daha söyleyeceğim atlamadan. Ay sonu biraz yorgunluk hissedebilirsiniz. Bu çünkü 21 Ocak'ta bir bildiğiniz gibi ay tutulması var. Bu size çok olumsuz yansıyacak. Maddi anlamda bütçenizi kontrol etmeniz ve sağlık anlamında biraz daha dikkat etmeniz gereken bir döneme gireceksiniz. Sizin bir korkunuz var. Bu ben bittim, ben iflas ettim. Bana neler oluyor? Acaba şu bitti mi, bu bitti mi? Bu korkularınızı yenmeniz lazım. Çünkü etrafınızdaki insanlardan, özellikle eski bir dostunuzdan destek alacaksınız. Bu eski dost size bir anda ansızın karşınıza çıkacak. Gücünüzü olumlu yönde kullanın. Kendi zekanızı, kendi iş becerinizi, kendi kabiliyetlerinizi biraz olumlu yönde kullanmanızı rica ediyorum. Yani şöyle söyleyeyim, gerçekten hani anakartınız güzel haberler, hani kişilik kartınız güzel paralar, güzel haberler, borçlardan kurtulma, dediğim gibi ay sonu bir bütçe planlaması yapıp bütün borçlardan bir anda kurtulabilirsiniz. Hani kazanma arzunuz, gücünüz çok fazla ön planda, biraz partnerinizle ilişkili olarak biraz daha hani ona hak vererek daha başarılı olabilirsiniz. Sağlık anlamında ay sonuna dikkat. Ay sonu gerçekten hani bulaşıcı hastalıklar, zehirlenmeler, yaralanmalar, bu tarz şeyler hani çokça önüme geliyor bu ara. Anakartınıza baktığımda da bazen alıp başınızı gitmek istiyorsunuz. Bir küskünlük var. Bir gece, nasıl diyeyim size, yani gecenin güne dönmeyeceğini düşünüyorsunuz. Acabalarınız var. Bu acabaları bırakın. Sadece kendinize odaklanın, çalışmaya devam edin ve biraz daha hani hırslarınızı,
kendi şeylerinizi, kendi mükemmelliyetçi becerilerinizi biraz törpüleyin. Özellikle ilişkideki kendi eşiniz, dostunuz, sevginizden biraz destek alabilirsiniz. Ben şimdi şöyle aşk, ilişki ve sağlık anlamında yine 3 tane kart seçeceğim sizin için. İkizler Burcu için aşk durumuna bakıyorum. Şöyle söyleyeyim. Yeni bir başlangıç yok. Devam ediyorsunuz. Olmak üzereymiş ama yeni bir başlangıca sırt çevirmişsiniz. Yalnız kişiler yeni başlangıca yol açabilir. Hani başlayabilir ama ilişkisi olan kişiler, hani bir bitirip yeni bir şey başlama çabasında olanlar bundan uzak dursunlar. Kendi etrafındaki insanların laf sözlerine kulak asmasınlar. Ciddi kalp kırıklıkları var, hayal kırıklıkları var. Ve sonunda mucizevi bir şekilde, gerçekten güzel ve sihirli bir şekilde çok güzel bir birlikteliğiniz olacak. Özellikle yalnızlar için söylüyorum bunu. Yeni bir ilişki var. Bu ay güzel bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Geçmişteki kalp kırıklıklarını geride bırakın. İlişkisi devam edenler için de yeni bir başlangıç arayışında bulunmayın. Kendi ilişkiniz çok çok daha iyi bir ilişki, öyle söyleyebilirim. İş anlamında 3 kart çekiyorum sizin için. Şu kart az önce gelmek istedi, onu bir alalım. İkilemdesiniz. İkiye bir güzel bir tercih yapacaksınız. Yeni bir başlangıcınız var. Bu kart hani olumsuz bir karttır ama çok da olumsuz bakmayalım. Bu yeni başlangıç anlamında güzel bir başlangıca yol açabilir hani sizin için. Gerçekten güç ve başarı anlamında ilerleyeceksiniz. Hani sahip olduğunuz meziyetler, yetenekler sizi bir level atlatacak. Benim söyleyeceklerim, hani iş anlamında yeteneklerinize güvenin, kendinize güvenmeye devam edin ve gerçekten çalışkan, zeki insanlarsanız bunun da meyvelerini almaya devam edebilirsiniz. Sağlık anlamında yine 3 kart çekiyorum. Biraz karmaşık bir dönemdesiniz. Varsa bir muayene, bir tedavi, bir kontrol süreciniz, gidin. Çünkü fayda olacaktır. Gitmenizi tavsiye ederim. Sağlıksal anlamda bir problem varsa ortadan kalkacak. Hiçbir sıkıntı görünmüyor. Gayet güzel, huzurlu, dingin bir döneme giriyorsunuz. Sağlıksal anlamda diğer burçlardaki bir problem çıkmıyor sizde çünkü gayet dikkatlisiniz. Biraz kendi kendinize acaba hasta mıyım laflarından, sözlerinden kendi kendinize uzak tutun. Tarot fonunu bitirdik. Şimdi kahve fincanınıza bir bakalım. Gerçekten İkizler Burcu bir anda diğer kişiliğe bürünebilen insanlar, hani siyahken beyaz, beyazken siyah olabiliyorlar. Bu evcil hayvanlarla ilgili gerçekten duyarlılığınızdan dolayı size teşekkür ediyorum. Hani kış dönemindeyiz. Sokaklarda kedi, köpek vesaire bunlar oldukça fazla ve bunlar için en duyarlı burçlardan birisiniz. Şu gördüğüm gibi de dileklerinizden bir tanesi, bu evcil hayvanlarla ilgili bir dileğiniz var. Eş, dost ve varsa çocuğunuzla ilgili sağlıksal problemlerin olmaması gibi dilekleriniz var. Bunların ikisi de kabul olacak. Hem duyarlılığınız için hem de temenniniz için ben teşekkür ediyorum size. Birçok şey yaşıyorsunuz. Rutinin dışında çok keskin şeyler yaşıyorsunuz. Acabalarla dolu bir dönemi geride bırakmışsınız. Geçmişte aldığınız bir teklif şu an hala gündemde. O tekliften dolayı hani bir boşluk olmuş sizde. Acabalarınız var. Bu acabalar gidiyor. Bu teklifi kabul edebilirsiniz. Biraz daha mali anlamda sağduyulu olmanız gerekiyor. Yani ikinci dönem sağlık problemleri, sağlık şeylerine harcama demeyeyim de biraz tedbir için, hani bu giysi olabilir, başka bir şey olabilir, eldiven, atkı, bere vesaire olabilir veya vitaminler olabilir, harcama yapıyorsunuz. Bu da hani olumlu yönde yansıyor size. İkili ilişkilere dikkat. İkizler Burcu'nun bir dileği gerçekleşecek. Bununla ilgili bir ada olan varsa adağını yapsın. Şimdi genel anlamda baktığımız için hani kişiselleştirmeden söylemeye çalışıyorum. Bir ay sonunda, geçtiğimiz ayda hatta Aralık sonunda bir dileğiniz kabul olmuş. Bununla ilgili bir temenniniz var, adağınız var. Bunu yerine getirmeniz lazım.
Bugünlerde cümlelerimize dikkat edelim, kırıcı olmamaya çalışalım, ılımlı, sağduyulu olmaya biraz özen gösterelim. İkizler için yeni bir ev, araba, bir anahtar görünüyor. Güzel bir ev, araba alacak olanlar varsa bu ay alabilirler. Bir hediye söz konusu. İkizler Burcu bu ay ödül, hediye gibi bir maddi olan bir şey gelecek. Yani bu manevi bir şey değil de maddi anlamda güzel bir şey gelecek. Tabii falları kişiselleştiremediğimiz için bazı ayrıntıları atlamak durumunda kalıyorum. İkizler bu ay evden çıkmak istemeyecek. Evci bu ay gerçekten çok soğuk ve evden çıkmama konusunda hani baskı yapıyorsunuz eşinize. Şunu da söyleyebilirim, gayet haklısınız. Bu ay evden çıkmamak en yani mantıklısı. Hani gezmeleri vesaireleri çok seven bir burç. Ama bu ay bence evde kalmanız sizin için en hayırlısı olacak. Küçük küçük laflar, dedikodular sizin hakkınızda olabilir. Çekememezlikler, bazı kandırılmaya yönelik hareketler olabilir. Bunların hepsi zaten sizin doğal korumanız gereği dışarıda kalıyor bunları. Hiç kulak asmayın. Siz önünüze bakın. Evde ve iş hayatında gayet huzurlu bir dönem geliyor. Bazı konularda ikilemde kalıyorsunuz. Hani karar verme aşamasında iç sesinizi dinleyebilirsiniz. Bence İkizler Burcu için gayet olumlu bir ay olacak. Ocak ayında 21 Ocak'a dikkat edelim. 21 Ocak'ta biraz bütçe kontrolü ve sağduyuya dikkat edelim. Onun dışında gayet güzel bir ay bekliyor ikizleri. Teşekkür ediyorum.